İki gündür Suriye'deki kampları geziyorum. Şu anda Azez'deyim. Dün İdlib'e gittim ve o bölgedeki çadır kentleri gördüm. Son günlerde yapılan saldırılardan dolayı 200 bin insan İdlib'de sınıra doğru gelmişler. Çok perişanlar. Çocuklar perişan. Kadınlar ne yapacağını bilmiyor. Kalacak yerleri yok. Bazı çadırlarda 4-5 aile birlikte kalıyor ki şu gördüğünüz çadırlar İdlib'deki çadırlara göre gerçekten çok değerli yerler, çok güzel yerler. Yani oradaki çadırlar böyle değil. Tamamen işte yağmurda, çamurda, içine su alan çadırlar. 24-25 kişinin kaldığı yerler buralar. Bu 200 bin insan da tekrar geldi ve bunlar yine misafir ediyorlar. Yani yerleri çok küçük, 5-10 metrekarelik yerler var ama gönülleri çok zengin. Türkiye'deki insanlar da eskisi kadar yardım etmiyor. Çünkü bu mülteci hareketliliği, mültecilerin Türkiye'ye yerleşmesi, yanlış propagandalar, yanlış bilgilerden dolayı şu anda insanlarda bir soğukluk oldu. Ben buradan Türkiye halkına, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilere, yine dünyaya sesleniyorum. Yani evet, bir kısım insanlar daha güzel ortamlara gittiler. Belki yeni hayatlar kurdular ama Suriye'de şu anda bombaların altında evlerini kaybeden, çocuklarını kaybeden, vücutları parçalanmış insanlar hala var ve burada bir devamlılık söz konusu. Bunlara yardım yapmamız lazım. Doğrudur. İnsanlar bazen anlamayabilirler. Yani Suriye'de bu kadar mağduriyet varken birçok insanın bu kadar rahat yaşamasını kabul etmeyebilirler. Ama unutmayın ki yardım etmek bir nimettir ve yardım edebilmek de devamlılık ister. Bazen bir ailenin içerisindeki kardeşin dahi sahip çıkmadığı diğer kardeşe komşular yardım eder. Sevap oradadır zaten. Onun için ben buradan herkese sesleniyorum. Sakın şeytanın ve nefsin oyununa gelmeyin. Suriye'deki çocuk sizi bekliyor. Suriye'deki kadınlar ve erkekler yardım etmenizi bekliyor. Bunlar onurlu insanlar, izzetli insanlar. Burada ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ve sizlere bakıp bu imtihanı verip vermediğinizi görüp Allah'a dua ediyorlar. Buna rağmen bizim için iyi niyetleri var. Umarım insanlarımız yardımlarını tekrar devam ettirir ve artırır. Şu anda depolarımız boşalmış durumda. Ne un kalmış ne gıda kalmış. Bu kadar çocuk, bu kadar mağdur insan elbette sıkıntı çekmemeli. Çünkü bizler gerçekten çok rahat bir hayat sürüyoruz. Onun için buradan herkesi tekrar Suriye'ye yardım etmeye davet ediyorum.